Kuzey Türkiye'nin deprem nasıl oluyor? Yani 1939'da Erzincan'da deprem oldu ve 41'de Tokat. Yani Türkiye'nin depremi doğudan batıya tam domino taş gibi gidiyor. Ve 1999'un Gölcük, İzmit, Adapazarı'nın depremi kadar geldi. Ama bu depremi her zaman hep beraber hükümet, belediyede, şirkette, okullarda, ailede, tek tek herkes. Hep beraber hazırlıyorsa hasar hesap yapabilir. Bina kaç tane çökebilir, maalesef insan kaç kişi kaybedebilir. Ama bunu hep beraber hazır oluyorsa hasar yani riskinin %70 azaltabilir. %70 büyük rakam değil mi? O zaman neden şimdi başlamıyor? Yani şimdi ben her 81 şehrini 71'e kadar gezdi, seminer olarak yaptı. Ama genel olarak Türkiye'de kıpkırmızı bölge var. Ama Urdu'nun ikinci tehlikeli bölge. Ve şimdi eski tarihi bakıyorsa da 7'ye kadar büyük deprem yok. Artı nokta artı var, artı nokta 1 var, 5 var. Ama fay hattı da var için yani hiç deprem yok diye söylemez. Deprem var. Ama ince ve küçük. Ama bana göre yani İzmir'deki insan, İstanbul'daki insandan bakıyorsa o kadar korkmak gerek yok. Iğdır için bakıyoruz. Ama bazen bugün de konuşuyorken yani siz Armenya tarafta da var, o bir ülkede var ve Armenya özellikle şimdi AFAD'ın başkanı da söylediği gibi nükleer sentral var. Maraş'taki deprem Hiroşima'nın atomik bombanın 17 katta büyük. Evet. Ve magnitude olarak mesela şimdi yuvarlıyorsa 8 ve 9. Bir fark. Magnitude olarak bir fark. Ama güç olarak bakıyorsa 32 katta fark var. Evet. Mesela Bingöl'de şimdi deprem bekliyor. Ama 5 magnitude 5'nin deprem geldi. Televizyoncu bana soruyor. Biraz hocam bu biraz rahat oldu mu? Yok. Şimdi söylediği gibi 1000 katta küçük bir şey kırdı. Sadece kaşındı. 999 hala orada enerji var. Türkiye'nin inşaat mühendisi olarak, Türkiye'nin mimar olarak ben bunu üzülüp, utanıp söylemek lazım. Üçüncü sıra. Türkiye'nin depremde can kaybından bakılıyorsa aniden Türkiye dünyanın üçüncü oldu. Evet, bu çok kötü durum. Yani bunu, bu tablo neye gösteriyor? Türkiye deprem ülke, evet. Ama çok sıkı da yok, çok büyük de yok. Ona rağmen depremde can kaybı çok. Çok yazık bir şey. Adana'dan sonraki Kıbrıs tarafta bölge ve bazen domino taşı geriye dönüyor. O zaman Bingöl, Kavruba, Mış, Bitriş, bu bölge ikinci, üçüncü sam Ege tarafı. Ama Ege tarafta çok büyük deprem, 7'nin üstü yok. Ama geride ince ve sıkı var için, sıkı, çok var için sıkı sıkı depremi gelebilir. Ama artı artı nokta 5. Dördüncü olarak ise Marmara bölge diye söyleyebilir. Eskide Konya, Karaman, Niğde tarafta gelmiyor gibi söylüyordu ama gene de geldi. Yani her yer artık geliyor ve ne zaman bunu kimse anlamıyor. Tahmin olarak yani şimdi yeni Japonya'da da Tokyo Üniversitesi filan de hocalar başladı. Yani depremden önce topograf olarak zemin yükseliyor. Bunlar için uydudan kontrol yapıyor.